Marihuana, şeytanın bilgisi, gençliğin katili. İyi çocukları kötü yola sokar. Marihuana neredeyse bir asırdır hep böyle tasvir edilir. Araştırmacılar uzun süredir şiddet eğilimli ve psikotik davranışların sorumlusu olarak gösterilen cehennem dumanının aslında nispeten masum olduğuna inanıyor. Ama dünyanın büyük bölümü onu yasa dışına itip mahkum etmeyi sürdürüyor. Marihuana hiç bugünkü kadar değerli ve etkili olmamıştı. Kanunlar onunla mücadele ediyor. Kanabis kulüpleri yaygınlaştırıyor. Ve uzman çiftçiler botaniğini mükemmelleştirmek için çalışıyor. Derin bir nefes alın. Bu o eski marihuana değil. Eğer bir yabancı yanınıza gelip size küçük tohumlar uzatsaydı ve deseydi ki ek bunları, alacağın mahsulden halat, kumaş ve kağıt yapılabilir, hastalara yardımcı olabilir ve keyif verir, ona ne derdiniz? Tohumları alır mıydınız? Yoksa bırakır mıydınız? İşte marihuana böyledir. Eşi benzeri yoktur. Bilimsel adı Cannabis sativa'dır. Biz ona esrar, ot ya da Hint keneviri diyoruz. Keyif verici etkisi nedeniyle karalanıyor, yasa dışı ilan ediliyor ve arzulanıyor. Dünyada onu 200 milyon insanın kullandığı tahmin ediliyor. Yalnızca bu yıl 2 milyon Amerikalı onu ilk kez deneyecek. Bu da marihuanayı dünyanın en çok kullanılan yasa dışı maddesi haline getiriyor. Üstelik marihuana her yerde. Yetiştiriciler, kaçakçılar ve satıcılar ürünlerini müşteriye ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Artık ulusal arazileri işgal ediyor ve ormanların derinliklerinde gizli marihuana tarlaları ekiyorlar. Ormanın içinde iki şüpheliyi arıyoruz. Kaliforniya'da kamu arazilerinde yasa dışı marihuana ekiminin doruk noktasında olduğunu söyleyebilirim. Ne zaman arama yapsak bir önceki seferden daha fazlasını ele geçiriyoruz. Ron Pugh, 29 yıldır Birleşik Devletler Orman Emniyeti Teşkilatı'nda çalışıyor. Bu, Orman Emniyet Ekibi'nin uğraştığı en tehlikeli alan. Yasa dışı tarlaları silahlı gruplar koruyor. Bu nedenle bazı federal ve ulusal parklara girmek, güvenlik güçleri ve siviller için oldukça tehlikeli. Bu, Birleşik Devletler Orman Emniyeti ve birkaç emniyet teşkilatının daha ortaklaşa düzenlediği bir operasyon. Amaç, yasa dışı bir marihuana tarlasını bulmak ve baskın düzenlemek. Geçtiğimiz iki yıl içinde yalnızca Kaliforniya'da buna benzer 700 operasyon düzenlendi. Şuradaki sırt hattına geldiğimizde tam üzerinde olacağız. Şurada, saat 10 yönünde. Tam şuradaki ağaçlara doğru bak. Kahverengi yüzeyi gördün mü? Evet. İşte tarla o. Yerdeki kurumuş yaprakları görüyor musun? Evet, görüyorum. Tam altımızda su var, görüyor musun? Görüyorum, evet. O da diğer tarla. Burada fazla zaman harcamayalım. Tamam, hemen inişe geçiyoruz. Şurada. Tamam, gidiyoruz. Şimdi ekibin baskın için bir plan yapması gerekiyor. Bu, zorlu bir arazide 3 saatlik gizli bir yürüyüş demek. Üreticiler marihuanayı para kazanmak için ekiyor. Ve gerçekten de bu çok karlı bir iş. 20 yıl önce Birleşik Devletler'de kullanılan esrarın büyük bölümünü kaçakçılar büyük riskler alarak ülkeye sokuyordu. Todd Steele de onlardan biriydi. Esrar kullanan insanlar aslında belirli bir profile uymazlar. Doktorlar da esrar içer. Avukatlar da esrar içer. Emlakçılar da öyle. Hippiler de esrar içer.
Hatta her pazar kiliseye giden muhafazakarlar da içer. Steele büyük bir esrar kaçakçısıydı. Lisede satmak için 5-10 kilo alarak işe başladım. Sonra giderek 50 kilo, 500 kilo, 1 ton ve hatta 20 ton esrar satabileceğimi anladım. Usta bir denizci olduğu için Kolombiya'ya giden yelkenli gemilerde çalışmaya başladı. Doğru insanlarla tanışana kadar basamakları birer birer tırmandım. 17 yaşına geldiğimde Kolombiya'dan 20 tonluk yüklemeler yapıyordum. Ama Tastil'in yaptığı gibi uluslararası sınırlardan esrar geçirme işi giderek zorlaştı. Artık sınır güvenliği arttığı için kaçakçılar yerlerini yetiştiricilere bıraktı. Bu adamı 3 aydır takip ediyoruz. Bir işte çalışmıyor, hiçbir yere gitmiyor. Siyah bir F-450 kullanıyor. Beyaz bir Hummer'ı da var. Adamın yetiştirici olduğunu tespit ettik. Florida'da geçtiğimiz 9 ay içinde narkotik polisleri 750'den fazla eve baskın düzenledi. Banliyölerdeki evler seraya dönüştürülüyor. Bu tür ev baskınlarına sera operasyonu deniyor. Bu yıl rekora doğru gidiyorlar. Son 4-5 yıl içinde ev seralarında marihuana yetiştirmek bir fenomen haline geldi. Üstelik bütün ülkeyi sardı ve ne yazık ki Florida'da iş o kadar ileri gitti ki Birleşik Devletler'de ev seralarında en çok marihuana üretilen eyalet haline geldik. Kapının ardında 44 kök bulunuyor. 150 bin dolar değerinde orta ölçekli bir hasat bu. Buna benzer birçok sera hiç fark edilmiyor bile. Üstelik yetiştiriciler artık doğayı aldatabiliyor. İklim ve coğrafyanın artık hiçbir önemi yok. Şartlar bu kadar kontrollü olduğunda ortaya mükemmel bitkiler çıkıyor. Ve bu mükemmellik ürünün daha güçlü olmasını sağlıyor. Bilinç değişimi yaratan psikoaktif bileşime tetrahidrokanabinol adı verilir. Yani THC. Bu bileşim günümüz marihuanalarında bolca bulunabiliyor. Marihuana artık 60'lardaki gibi değil. Bulduğumuz marihuanaların THC içeriği %20'lere kadar çıkabiliyor. Bu %20'lik oran 60'larda ve 70'lerde %4 ya da 5'ti. Şimdi %20. Yani artık çok güçlüler. Tek amaç para kazanmak. Ve marihuanayı serada yetiştirdiğinizde yılda 3 ya da 4 kez mahsul alabilirsiniz. Bir bitkinin ortalama yarım kilo olduğunu düşünürseniz, Miami sokaklarında bir bitki 3.500-4.000 dolar eder. Yarım kilo, New York'ta ise bu rakam 7.000 dolara kadar çıkar. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, 2005 yılında ülkede sera ve tarlalarda yaklaşık 10 milyon kilo marihuana üretildiğini tahmin ediyor. Bazı tahminlere göre marihuana en çok kazandıran ürün olarak Mısır'ın yerini aldı bile. Birleşik Devletler Narkotik Teşkilatı bu işin bitmesini istese de olmuyor. Dünyanın her yerinde insanlar bu bitki için savaş veriyor. Geçimini marihuanadan sağlayan insanlar ve marihuananın yasa dışı olmasına karşı çıkan aktivistler var. Bu Mark Emery, Esrar Prensi. Narkotik teşkilatıyla bir savaşımız var. Amerikan Adalet Bakanlığı'yla bir savaşımız var. Bu dünyanın en büyük marihuana taraftar yürüyüşü. 250 şehir katılıyor ve burada bugün tahminen 20 bin insan yürüyor. Emery, esrarın yasal hale gelmesi için çalışan dünyaca ünlü bir aktivist. Çok bol esrara ihtiyacımız var. Ve bu esrarı üretecek milyonlarca insana ihtiyacımız var. Hükümetlere esrarın peşinde bir sürü para harcatmamız gerekiyor. Ne kadarını yakarlarsa yaksınlar, geriye bol miktarda bitki kalsın. Emery bizi daha önce hiçbir televizyon ekibinin girmediği bir yere götürmeyi kabul etti. Hayatında gördüğü en büyük kapalı marihuana serası. Sam Melace marihuana yetiştiriyor. Nasılsınız çocuklar? 2001 yılında Kanada ülke çapında bir tıbbi marihuana yasası çıkaran ilk ülke oldu. Bu, bir grup seçilmiş insanın yasal olarak Hint keneviri yetiştirip kullanabileceği anlamına geliyordu.
Melaçe'nin kendisi ve iki kişi için daha marihuana yetiştirme izni var. Serası, marihuana yasallaştığı takdirde endüstriyel ekimin nasıl yapılacağına dair bir ipucu veriyor. Burada çok gelişmiş bir sulama sistemi 300 bitkiyi destekliyor. Böylece Melaçe tek başına bu sistemi yürütebiliyor. 6 yıl öncesine kadar hayatımda hiç marihuana yetiştirmemiştim. Hiç yapmamıştım. Melaçe'nin serası, marihuana yetiştiricilerinin mükemmel bitkileri yaratmak için tarım teknikleri ve çapraz polenleme konusunda ulaştığı seviyeye iyi bir örnek oluşturuyor. Mümkün olan en yüksek THC oranına ulaşmak istiyorum. Melaçe bugün var olan en güçlü bitkilerden bazılarını üretiyor. Yapraklar ve dallar gübreye katılıyor. Bu çiçeklerse birer ödül. Neredeyse %18 oranında psikoaktif THC barındırıyorlar. 3 kişi için biraz fazla görünüyor. Ama Melaçe keyif vermesi için değil, tıbbi amaçla üretim yaptığında ısrar ediyor. Burada amacım insanları eğitmek ve ağrı dindirmek için başka alternatifler olduğunu göstermek. Tedavi değil, ağrı dindirme. Tamamen ağrı dindirme. Kötü bir trafik kazası Melaçe'yi kronik ağrılara mahkum etmiş. Reçeteli ağrı kesicilerse karaciğerine zarar vermiş. Kanada Sağlık Bakanlığı'nın marihuana programına kendi ilacını üretmek için girmiş. Yani THC katkılı tereyağı. Benim uyguladığım plan tereyağı üretmek. Marihuanalı tereyağı. İnsanlar yağ gıda maddelerine katarak kullanabiliyorlar. Bunları çiftlikte üretiyoruz. İşlemden geçip soğutulduğunda işte ortaya bu çıkıyor. İçinde yaprak ya da toz yok. Bildiğimiz sade tereyağı. Sonra bu tereyağından kurabiye yapıyoruz. Farklı türler var. Karamelalı kurabiye. Farklı türde granolalı kurabiyelerimiz var. Marihuanalı yağ sade organik tereyağı gibi kullanılıyor. İçindeki THC miktarına göre hafif, topraksı bir marihuana tadı olabiliyor. Bunlar artık ilaç olarak değerlendiriliyor. Ağrım olmuyor. Olursa da bir kurabiye yiyorum. Karşılaştırın. İnsanlar önce hangisini tercih eder sizce? Hapları mı tercih ederler? Yoksa aynı etki için kurabiye yemeği mi? Oldukça iyi bir bitki ve harika kokuyor. Evet, öyle. Oldukça keskin ve... Hep tetradan. Evet, gerçekten çok güzel. Görünüşe göre Melaçe'nin bitkileri gerçekten mükemmel. Mükemmel bitkiler için önce mükemmel tohumlar gerekir. İnternette bir arama yaptığınızda yüzlerce kenevir türünü barındıran tohum kataloglarını görürsünüz. BC Bud, Jack Horror, White Rhino, Wonder Woman, Porway, Afgan. Bunlar günümüzde yetiştirilen saf marihuana ırklarından yalnızca bazıları. Bedeni ya da zihni etkilemek, farklı THC seviyelerine ulaşmak ya da belirli yetiştirme şartlarına uyum sağlamak için çapraz polenleme ile üretilen kanabis kombinasyonları. Bağ üzümleri gibi onlarda mükemmel bitkiyi arayan uzman yetiştiricilere satılıyor. Bu küresel bir trend. Polis, aşağı inip kapıyı açın. En etkili marihuanaların bazıları İngiltere'de yetiştiriliyor. Biz polisiz, kapıyı açın. İngiltere'de Manchester polisi geçtiğimiz 7 ay içinde sera olarak kullanılan evlere haftada 4 baskın yaptı. Burası aslında iş yeriyken sonradan konuta çevrilmiş. Yan tarafta geniş bir garaj var. Oranın ticari kenevir fabrikası olduğuna inanıyoruz. Eğer yanıt alamazsak içeri zorla gireceğiz. Sorusu olan var mı? Birleşik Krallık 2004 yılında marihuana bulundurma cezasını hafifletti. Ve suç çeteleri etkinliklerini artırdı. Burada bugünlerde tercih edilen yeni marihuana türünün adı skunk.
Önceki yıllarda kenevir buraya geleneksel rotalardan geliyordu. Afganistan, Pakistan ve Fas gibi. Şimdi ise evde yetiştirilen kenevir büyük bir yükselişe geçti. Buna skunk deniyor ve çok güçlü. Hatta %30 ila 50 daha güçlü. Skunk o kadar güçlü ki bazı kullanıcılarda şizofreni benzeri semptomlara neden olduğu söyleniyor. Bilim adamı değilim. Bilimsel bilgim olduğunu da iddia edemem. Ama bilimsel dergileri okuduğunuzda hepsinin bir ortak noktası var. Uzun süre marihuana kullanımı ve akıl hastalıkları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu söylüyorlar. Şizofreni de bu hastalıklardan birisidir. İnsanların bu ürünü yetiştirip satmak için sarf ettikleri çaba bitkinin gücünün göstergesi. Peki marihuana'nın bu kadar çok arzulanmasının nedeni ne olabilir? Hint keneviri 5000 yıldır keyif verici madde olarak kullanılıyor. İlk kez Çin'de kullanılmış. Akciğerlere giren duman kılcal damarlardan kana karışır. Kan beyne gittiğinde THC reseptörlere tutunur. Keyif verici ilk etkiler 10 saniye içinde hissedilebilir. Ama kimsenin deneyimi aynı değildir. En yaygın görülen etki zamanın yavaş akmasıdır. Mekan geniş görünür. Cinsellik, maneviyat ve tüm duyular güçlenmiş gibidir. Coşku duyulur. Ama marihuana aynı zamanda endişeye, paranoyaya, kalp ritminde anormalliklere ve genel bir rahatsızlık hissine yol açabiliyor. Uzun süreli kullanımda hafıza kaybı, solunum sorunları, depresyon ve iş ya da okul performansında düşüş görülebiliyor. Ama talep hiç azalmıyor. Tabii kar da öyle. Sonunda herkes şunu anladı. İşimizi iyi şekilde yapan güvenilir ve dürüst insanlar olduğumuzda hepimiz çok para kazanabiliriz. Ve bunu yapmanın en iyi yolu sakin olmak, uyumlu olmak ve zenginliği herkesle paylaşmak. Bir suçlu olarak çiğnediğim yasaların adil yasalar olmadıklarını düşünüyordum. Çünkü Amerika'da her gün uyuşturucular yasal olarak satılıyor. Her gün alkol satarken, bira satarken, şişelerce vodka satarken, çok pahalı şaraplar satarken Amerikalılar uyuşturucu ticareti yapıyorlar. Steele 26 yaşındayken kaçakçılık işini hiç yakalanmadan bıraktı. 7 yıl sonra son bir sefer yaparken yakalandı. 12 ay hapis yattı. Çok şanslıydı. Ama marihuana'nın hapse girmeye neden olmadığı zamanlar da vardı. Koloni döneminde Virginia'da birçok çiftlikte endüstriyel amaçlı kanabis yetiştiriliyordu. Ondan halat, kumaş ve kağıt yapılıyordu. Bitkiye kenevir diyorlardı. Bugün Virginia'da iki bitki bile 5 ila 30 yıl hapse girmenize neden olabiliyor. Marihuana kullanımına karşı ilk Amerikan yasası 1940'ta Texas'ta çıktı. İç savaştan kaçan Meksikalı göçmenler Amerikan sınırına hücum ettiklerinde yanlarında loko bitkilerini de getirmişlerdi. Muhafazakarlar ayağa kalktı. 1937 yılına gelindiğinde marihuana tüm Amerika'da yasaklanmıştı. Esrar yer altına indi. 1970'lerde hippie döneminin hemen ardından Başkan Jimmy Carter esrarın suç olmaktan çıkarılmasını destekledi. Ama Başkan Ronald Reagan muhafazakarlarla aynı fikirdeydi. Marihuana herhalde dünyadaki en tehlikeli uyuşturucuydu. Artık her zamankinden daha çok tutuklama gerçekleşiyor ve daha fazla narkotik madde ele geçiriliyor. Ve Amerika'nın ilk uyuşturucuyla mücadele çağı, görülmemiş bir heves ve Beyaz Saray'dan gelen boş bir çekle marihuana işinin peşine düştü. Bugün Birleşik Devletler Narkotik Teşkilatı, marihuana'yı A sınıfı uyuşturucu olarak eroinle aynı kategoride değerlendiriyor. Bu en sert cezaların geçerli olması ve uygulanması demek. Birleşik Devletler Emniyeti, marihuana ile savaşa her yıl milyarlarca dolar akıtıyor. Yalnızca geçtiğimiz yıl bu nedenle 800 bin Amerikalı tutuklandı. Bunların %90'ının suçu esrar bulundurmaktı. Bu tutuklamalar, zorunlu minimum cezalar ve 3 suç yasaları ile birlikte kapasitesini zorlayan hapishane sistemi üzerinde ekstra bir yüke neden oldu. Şimdi tartışmalı yasal boşluklar
eyalet yasalarıyla federal yasaları karşı karşıya getiriyor. Tıbbi marihuana yasaları var. Kaliforniya 1996'da tıbbi marihuana yasasını onaylayan ilk eyalet oldu. Amaç, AIDS ve kanser gibi hastalıkların son aşamasındaki ölümcül hastaların rahatlamasını sağlamaktı. Robin Fee bu hastalardan biriydi. Doktor bana bir kez baktı ve sende lenfoma var dedi. Birkaç saat içinde beni hastaneye yatırdı. Birkaç gün sonra ise kemoterapiye başladım. Dolayısıyla ben çok şaşırmıştım. Yani kanser olacağımı düşünmemiştim. İnsan hiçbir zaman kanser olmayı planlamıyor. Coşkulu ve hareketli yaşamı kemoterapi seansları yüzünden sekteye uğramıştı. Merhaba. Merhaba Doktor Abrams. Onkoloğu Dan Abrams, marihuana'nın hastalarına nasıl yardımcı olduğunu 28 yıldır ilk elden görüyor. Derin bir nefes al. Kanabis, mide bulantısı ve kusmayı azaltıp aynı zamanda iştah açan tek ilaç. Öte yandan insanlar daha iyi uyuyorlar ve biraz mutlu oluyorlar ki bunun kötü bir hastalıkla savaşanlar için olumsuz olduğunu hiç düşünmüyorum. Fiv, Abrams'ın önerisiyle bir vaporizatör kullanıyor. Bu alet esrarı ısıtıp dumandan daha hafif bir gaz ortaya çıkarıyor. En iyi kısmı daha gelmedi. İçindeki buharı görüyor musunuz? Biraz zaman alıyor. Bir süre oturuyorum. Ve torbadaki dumanı içime çekiyorum. Midem hiç bulanmıyor. Karnım hep aç. Ne kadar çok kanabis içersem diğer narkotikleri o kadar azaldığımı düşünüyorum. Dolayısıyla bana çok faydası oldu. İnsanlar iki yıl öncesine göre daha iyi göründüğümü söylüyor ve bu çok tuhaf çünkü kanserden ölmek üzereyim. Şamanlar, doktorlar ve eczacılar binlerce yıldır marihuana'dan ilaç olarak yararlanmaya çalışıyor. Ama hastaların hissettiği olumlu etkiler büyük ölçüde anekdotlara dayalı. Marihuana'nın A sınıfı bir uyuşturucu olarak kabul edilmesi, federal hükümetin tıbbi kullanımı onaylamadığının göstergesi. Birleşik Devletler hükümeti marihuana üzerine tüm araştırmaları çok sıkı denetliyor. Hint kenevirini araştırmak isteyen bilim adamlarının bitkiyi Mississippi Üniversitesi'nde bulunan bu merkezden alması gerekiyor. Buradaki bitki miktarının çok düşük ve kalitesinin sınırlı olduğunu söyleyenler var. Üstelik bazı bilim adamları araştırmalarında bitkinin tıbbi kullanımı konusunda olumlu göstergeler bulunursa isteklerinin reddedildiğini iddia ediyor. Hükümet bu suçlamaları reddediyor. Ama başka ülkelerde bilim adamlarının kenevire ulaşması daha kolay. İsrail, tıbbi marihuana araştırmaları konusunda lider ülkelerden biri. Rafael Meşulam, Kudüs'teki laboratuvar tezgahında neredeyse iki nesildir hakemli tıbbi araştırmaları yürütüyor. THC'yi 1964'te keşfeden de o. Kenevir daha önce araştırılmış ama hiç kimse saf halini izole etmemiş ve tüm diğer bileşenleri de öyle. Ben de bunun zamanının geldiğini düşündüm. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde 40 yıldır THC ve diğer kanabinoidlerin etkileri insanlar ve hayvanlar üzerinde deneniyor. Meşulam THC'yi yağ bazlı bir çözeltiye karıştırıyor. Bu şekilde dozajlar doğru şekilde ölçülebiliyor. Buradaki araştırmacılar beyin travması, diyabet, kanser ve osteoporoz tedavilerinde umut verici sonuçlar almış.
Burada düzelme var. 20 yaşındaki Eyal Prizler'e 1,5 yıl önce kemik iliği nakledilmiş. O zamandan beri vücudu graft versus host hastalığı denilen kronik reddetme tepkileri gösteriyor. THC damlalarıyla 2 aydır tedavi görüyorum. Yani daha yeni başlamama rağmen faydalarını şimdiden gördüm. Sindirim sistemim iyi, ishalim sona erdi. Eskiden çok sert olan cildim yumuşadı ve eski haline döndü. İştahım açıldı. İştah gerçekten çok açıyor. Geçtiğimiz 2 ay içinde tam 4 kilo aldım. Eski halime geri dönmek için daha çok kilo almam gerekiyor. Eyal'ın aldığı her doz, reçeteli ilaçlar gibi ölçülüyor. Amerika'da ilaç olarak alınan marihuana çoğunlukla ölçülmüyor. Amerika'da tıbbi marihuana demek, marihuanayı hastalıklara karşı kullanmak demektir. Bana kalırsa tıbbi marihuana'nın tanımı doğru yapılmıyor. Önce tanım yapılmalı. Eğer aspirin alıyorsanız 500 mg aspirin alırsınız. Kimse şöyle demez, ne kadar aldığımı bilmiyorum. 20 mg da olur, 2 gram da. Aralarında bir fark göremiyorum. Marihuana ile çalışırken neden farklı bir tavır takınalım ki? Ve eğer marihuana'daki THC %2 ile 20 arasında değişiyorsa, ben bu şekilde algılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Amerika'daki tıbbi marihuana yasaları yeterli değil. Marihuana yandaşları bugün Kaliforniya'da 200 binden fazla doktor raporlu esrar içicisi olduğunu söylüyor. 300 kadar da dispanser var. Amerikan Federal Emniyet Teşkilatı bunun fazla gevşek bir atmosfer yarattığını ve bitkiyi neredeyse yasallaştırdığını düşünüyor. Bugün nasılsın bakalım? İyiyim, sen? Teşekkür ederim. Uyumama yardımcı olacak bir şeyler arıyordum. Senin yerinde olsam indik ağırlıklı tercih ederdim. Bunlar en yoğun 3'tür. Hangisini tavsiye edersiniz? Çok tomurcuklu ve az dallısını. Yani ben olsam bunu tercih ederdim. Tamam. $150 ve kısa bir muayene Kaliforniya'da tıbbi marihuana raporu almanız için yeterli. Güzel, teşekkürler. Tamam. İyi günler. Tıbbi kullanım yasaları bölgeden bölgeye ve şehirden şehre farklılık gösteriyor. Kaliforniya'nın Bay Area bölgesindeki Oakland en toleranslı şehir. Buraya belediye binasının gölgesinde 9 sokak boyunca uzanan bölgeye artık Oaksterdam deniyor. Oaksterdam'ın fahri belediye başkanı ise Richard Lee. Merhaba çocuklar. 18 yıl önce omurgası kırılınca tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş. Nasılsınız? Tıbbi marihuanayı hem kullanıyor hem de savunuyor. Görüşürüz. Ve bedensel bir ilaçtan fazlası olduğunu düşünüyor. Geçen hafta ilk kez softball maçını izledim. O bizim yıldız defans oyuncumuz değil mi? Oakland'ın bu bölgesinin canlanmaya ihtiyacı olduğunu gördük. Çok köhneydi. Dükkanlar genelde boştu. Dolayısıyla marihuana endüstrisinin, marihuana işinin buraya iyi geleceğini, hareket getireceğini ve ekonomisini canlandıracağını düşündüm. Lee, 2003 yılında Oaksterdam'daki tıbbi marihuana satışının brüt $24 milyon aştığını söylüyor. Bu paranın $3 milyon vergilerle şehir kasasına girebilirdi. Ama Birleşik Devletler federal yasalarına göre marihuana yetiştirmek, kullanmak ve satmak yasal değil. Ve federal yasalar eyalet ve şehir yasalarına baskın çıkıyor. Yani yaygın kullanıma rağmen ortada bir çelişki var. Yasaları narkotik yapmıyor. Yasaları yapmıyoruz. Biz yasaları uyguluyoruz. Javier Peña'nın uyuşturucuyla mücadelede 24 yıllık deneyimi var. San Francisco bölgesinin narkotik bölümünün başında. Her şekilde marihuana yetiştirmek, satmak, bulundurmak, çoğaltmak, ne yaparsanız yapın, çok basit. Federal yasalarda bunların hepsi yasaktır. Evet, birkaç kulübü kapattılar ve işler biraz ters gitti. Mücadele ettiler ama sıkı duruyoruz ve eninde sonunda biz kazanacağız. Biz ölümcül hastaların, sıradan hasta ve ölecek insanların peşine düşmüyoruz.
Hayır, biz sokakta bir köşede esrar içenlerin peşinde değiliz. Biz bu yasa dışı maddeleri sağlayan suç örgütlerinin peşine düşüyoruz. Buna dispanserler de dahil. İnsanların başlarının otoriteyle derde girmemesi için Lee, Amsterdam Üniversitesi'ni kurmuş. Alınması gereken ilk dersler politika ve yasal sorunlar. Dur bakalım, polis misin? Ne oluyor? Ayağa kalk, tutuklusun. Bu bir tuzak mıdır? Buraya avukatlar gelip yasalarda nelerin yazdığını anlatıyorlar. Nasılsın sen efendim? Daha iyi. İyi misiniz? Profil çıkarmak tamamen yasaldır. Tamam mı? Bu konuda ne siz bir şey yapabilirsiniz ne de ben. Sonraki dersler pişirme, esrar yapma ve dal budama. Bu boğumların hemen üzerinden 45 derece açıyla kesiyoruz. Dispanser ya da üretim merkezi kurmak için işletme derslerimiz var. Federallere göre Lee'nin işi yasa dışı olabilir. Ama Auckland'daki bazı seçilmiş idareciler ve vatandaşlar Amsterdam'ın varlığından memnun. Nasılsın dostum, nasıl gidiyor? Çalışanların gelir vergilerini ve sigortalarını ödüyoruz. Geri iş yerleri gibi çalışıyoruz. Esnafla da iyi anlaşıyoruz. Buraya hareket getirdiğimizi biliyorlar. Burada trafik yaratıyoruz. Bugün nasıl bir şey istiyorsunuz? İlk sayfada toz esrarlar var. İkinci sayfada orta ve düşük kalite, bir yıldızlılar. Bu 11 dolarlık torbamız. En arka tarafta da kaliteli ürünler var. 4 gramı 44 dolar. Şampanya günün en iyi ürünü. Bundan olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Bu kadar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, güle güle. Size de iyi akşamlar. Bize özel bir kart verip kullanacağımız marijuanayı güvenli bir yerden alma fırsatı vermeleri hayatımızı gerçekten kolaylaştırdı. Sokaklardan marijuana satın almak çok daha zor ve gerçekten tehlikeli. Bir kere öncelikle satın aldığınız insanlardan korkuyorsunuz. Çünkü onları sokaklar dışında bir yerden tanımıyorsunuz. Ve eğer polise yakalanırsanız da başınıza büyük işler açılabilir. Böyle şeyler var. Yargılanmamız ya da federallerin hakkımızda soruşturma açması olasılığı her zaman var. Sırada kim var? Ama bence Auckland'da hastalarla çalışmaya ve onlara yardımcı olabilmeye değer. Kağıtlarınız da burada. Bence bu riske değer. 1996'dan beri 11 eyalet daha benzeri kullanım yasaları çıkardı. Bu eğilim Amerika'daki marihuana işinin yüzünü değiştirdi. Esrar yapımının kalbi Kaliforniya'nın kuzey kesiminde atıyor. Zümrüt üçgeni oluşturan Humboldt, Mendocino ve Trinity bölgelerinde. Kaliforniya'da Amerika'daki diğer eyaletlerden çok daha fazla marihuana yetişiyor. Kalitesi de diğerlerinden üstün. Gelirleri Kaliforniya'da şarap endüstrisini çok geride bırakmış durumda. Yıllar önce marihuana yetiştiren hippiler yasaları atlatmak ve Amerika'ya ot sağlamak için bu rotayı izlemişti. Bir çiftçi bizi tarlasına davet etti. Bu büyük bir fırsat. Buradaki çiftçiler hala çok ketum ve yabancılardan şüphe duyuyorlar. Büyük risk altındalar. Federal polisler hasatlarına el koyabilir. Korsanlar bitkilerini çalabilir. Özgürlüklerini kaybedebilir, kârlarından olabilirler. Çiftçinin kimliğini gizlemeyi kabul ettik. 79 yılından beri marihuana yetiştiriyorum. Yani 30 yıldır. Çok zevkli. Beni bir çiftçiye dönüştürdü. Burası geleneksel bir çiftliğe benzemiyor olabilir. Sıralı bir şekilde ekim yapılmış geniş bir alan ve ağır tarım makineleri yok. Yalnızca çam ormanının ortasında saksıların içinde yüzlerini güneşe dönmüş bitkiler var. Ama yapılan işlemler herhangi bir çiftlikteki kadar sofistike ve yoğun. Tohumlar Şubat'ta ekiliyor. Sonra işin çoğu güneşi beklemek, güneş çıkmasını ummak. Ardından da diğer işlemler var, toplama, kurutma ve paketleme. Sonra da işin daha kazançlı tarafı başlıyor, öyle umuyoruz. Bu geçinmek için çok güzel bir yol. Amerikan marihuanasının değeri son 10 yılda hızla arttı. Bazıları bunu tıbbi marihuana kullanımına bağlıyor.
Bir tahmine göre 2006 yılında Kaliforniya'da 22 milyon bitki yetiştirildi. Bu 15 yıl öncesine göre 10 kat artış demek. Bugün bunların gitmesi gerekiyor. Baskı altında. Sonbaharın başındayız. Bu bitkiler hasata hazır. Kahverengilikleri görüyor musunuz? Bir hafta sonra piyasada olacaklar. Bu kahverengilikleri işte. Bunların toplanması gerekiyor. Hazır olduklarını anlamanın yolları var. Şu kristalleri görebilirsiniz. Bilmiyorum kamera görüyor mu? Bu kez biraz acele etmemiz gerekiyor çünkü yağmur yaklaşıyor. Bugün nesilden nesile devam eden çiftlikler var. Çocuklar büyüyünce aile işini devam ettiriyor. Bu duruma geleceğini hiç düşünmemiştim. Giderek daha iyi oluyor. Ve bu aile işi, marihuana yasaları değişirse bir gün yasal hale gelebilir. Ama bugün hala yasa dışı. Burada basit arz talep kuralları işliyor. Ve talep, kamu arazisinde ekim yapmak gibi mümkün olan her yöntemle karşılanıyor. Kaliforniya ülkenin toplamını bile geride bırakıyor. Sanırım bulduklarımızın %75'i Kaliforniya eyaletinden çıkıyor. Burada, Sequoia ormanında günler önce bulunan marihuana bahçesine baskın gerçekleşmek üzere. Bir ekip helikopterden aşağı inerek önceden yerden yukarı tırmanan görevlilere katılacak. 2007 yılında kamu arazilerinde yaklaşık 2 milyon bitki yakalandı. Yalnızca Sequoia'da bu rakam 250 binden fazlaydı. Arazi dik ve engebeli. İniş yapmak kolay değil. Ve neyle karşı karşıya geleceklerini hiçbir zaman bilmiyorlar. Alanın büyüklüğüne bağlı olarak orada 2 ila 4 kişi olabilirler. Kesinlikle dikkatli olmak zorundayız çünkü genellikle silahlı ve tehlikeli oluyorlar. Yaklaşık 100 metre sonra ekip alana ulaşıyor. Yeni ekilmiş bir marihuana bitkisi var. Bu iyi haber. En fazla 1 ya da 2 hafta derim. Eğer burayı şimdi bulmasaydık da 3 ay sonra gelseydik bitkiler belki 1-1,5 metre boyunda olurdu. 4 ay sonra 2 metreye yakın ve tomurcuklanmış olurdu. Burası alt üst olurdu. Bulunduğumuz yer bu yetiştirme alanındaki 6 noktadan biri. Bu 6 noktada yaklaşık olarak 4700 bitki var. Olgunluğa erişselerdi bu marihuanalardan 2 ton mahsul alınacaktı. Yetiştiriciler kaçmış. Ama olan olmuş. Kesilmiş ağaçlar, sulama boruları, sekilenmiş arazi ve yasa dışı toksik gübreler bir çevre felaketi oluşturuyor. Bizim derdimiz uyuşturucular değil. Bizim derdimiz kaynakların boşa harcanması ve çevreye zarar verilmesi. Öyle ki bizim her gün gördüklerimizi sıradan vatandaşlar da görse, onlar da bizim kadar öfkeli olur. Orman emniyeti elinden geleni yapıyor. Ama kaynak yetersizliği nedeniyle bu alanların büyük bölümü eski haline döndürülüyor. Bu insanlar 3 şeyi tehdit olarak görüyor. Polis bu listenin sonunda. Korsanlardan korkuyorlar. Onlara esrar korsanı deniyor ve bitkileri çalıyorlar. Sonra da böcekler ve bitkileri yiyen diğer canlılar var. Yetiştiricilerin basit bir prensibi var. 5 bahçe hazırlıyorlar. 2 tanesi baskına uğruyor. Hayvanlar birine zarar veriyor. Ve geriye kalan 2 bahçe... milyonlarca dolar kar getiriyor. Bu işleri kimin yaptığı hala bir sır. Ama yetiştiricilerin çoğu Meksika'dan geldiğine göre para oraya geri gidiyor. Elimizde bu yönde bazı istihbarat var. Ama aslında ne olduğunu büyük ölçüde bilemiyoruz. Birleşik Devletler Orman Emniyeti'nin tahminine göre yalnızca Kaliforniya'da kamu arazilerinde marihuana yetiştiren 3000 silahlı yabancı bulunuyor. Peki silah buldunuz mu? Ortada gerçek bir tehdit var. Gezintiye çıkanlar silahlı ve tehlikeli olabilecek kişilere karşı uyarılıyor. Burada batı sahili boyunca kamu arazilerinde organize suç örgütleri tarafından son derece sistematik ve organize bir şekilde suç işleniyor. Bu adamların hemen hepsi silahlı ve gerçekten tehlikeliler. Geçtiğimiz yıl Kaliforniya eyaletinde 5 ölüm meydana geldi. Dolayısıyla bu çok ciddi bir kamu güvenliği sorunu.
Sequoia'daki yetiştiriciler yılmak bilmiyor. Zümrüt üçgenindeki çiftçilerse bu bahçelerin federallerin dikkatini kendi işlerine çekmesinden hiç hoşnut değil. Ama iki tarafta para kazanıyor. İki tarafta risk alıyor. Ufukta bu duruma bir çare görünmüyor. Amerikan yasaları arada bir ya da düzenli olarak marihuana kullananları dikkatli olmaya zorluyor. Şartlara ve olay yerine bağlı olarak marihuana ile yakalananları küçük bir uyarıdan uzun yıllar hapse kadar uzanan cezalar bekliyor. Marihuana Kanada'da da yasak. Ama yasalar daha gevşek şekilde uygulanıyor. İngiliz Kolombiya'sındaki Vancouver'da Mark Emery kendi bakışına göre marihuana severlerin ütopyasını gerçekleştirmeye çalışıyor. Burası baştan sona marihuanayı bir yaşam tarzına dönüştürenlere adanmış bir mekan. Emery bu yaşam tarzının tüm dünyaya yayılmasını umuyor. Buradaki seçenekler giderek artıyor. Birleşmiş Milletler'e göre gelişmiş ülkeler arasında en çok marihuana kullanıcısının bulunduğu ülke Kanada. Vancouver'da buranın merkezi. Çok iyi. Koşer tuz. Bu tuzdan biraz kullanıyoruz. Biraz izopropil alkol ekliyoruz. Biraz da tuz koyup çalkalayınca bongun içindeki reçine ve kalıntılar 5 saniyede gidiyor. Emery genelde bu 4 katlı mağazada oluyor. Burası esrarkeşlerin ihtiyaç duyabileceği her şeyi satan bir harikalar diyarı. Evet, toplam 33 dolar. Teşekkür ederim. Bu mağazadaki her şey marihuana ile ilgili. Bütün şapkalar, aksesuarlar, cüzdanlar, marihuana ile ilgili bütün kitapları toplamaya çalışıyoruz. 15-20 tane bonga sahip birçok insan tanıyoruz çünkü bunlar birer sanat eseri. Hepsi el yapımı. Burası hac gibi. İnsanların gelip fikirlerimizi çalmasını umuyoruz. Üst katta 5 Kanada doları karşılığında patronların kendi otlarını sunduğu bir tür kokteyl salonu var. İşte bongumu bunun için özellikle temizledim. Çünkü gerçekten elimde çok iyi bir ot var. Hadi başlayalım. Ha, işte böyle. Daha önce hiç marihuana içmemiş olsaydım kafasını bana nasıl anlatırdınız? Çok gevşek. Gevşek, rahat. Rahat. Bence ayık ve mutsuzsanız esrarkeşlere dönüp bakmalısınız. Bence iyi bir örnek oluşturuyoruz. Esrarın çok iyi bir yönü var. Onun zihninizdeki algılayışınız değişiyor. Yani şimdi ayık birisi gelip, hey burada neler oluyor böyle, bugün pazarda. Ama burası başka bir ortamdan daha iyi değil mi? Buraya herkes gelebilir ve bunu yapmaktan herkes hoşlanır. Eskiden hippie kafesi var. Sonra polisler geldi. Bir daha yapamazsınız dediklerinde her şey bitti. Sonra bongum nerede? Aa, oradaymış. Emery'nin Esrar İmparatorluğu'nun alt katında pot.tv bulunuyor. Bu marihuana yetiştirenlere, aktivistlere ve kullanıcılara yönelik bir web sitesi. 40 binden fazla tiraj yapan Cannabis Kültürü dergisi Emery'nin en önemli girişimi. Tamam, bu iyi. Böylesi iyi bu oldu. Bu kuşe dergi Emery'nin sevdiği şeyler hakkında. Yani güzel otlar ve güzel kadınlar. Bu çoğumuz için normal bir iş günü gibi olmayabilir. Ben 12 saat daha burada olacağım. Sabah 10 gibi işe başladım. Saat 9.30'da şartlı tahliye danışmanım gördüm. Yani uzun bir gün olacak. Ama dergiyi baskıya sokana kadar hep böyle oluyor. Bu insanlar şöyle düşünsün istiyorum. Hey, yaşadığımız yerde bunu biz de yapalım. Ve beni taklit etsinler. Buradayız ve kafamız iyi. Bize alışın. Emery, küresel aktivizmini İnternet üzerinden marihuana tohumları satarak yürütüyor. Milyonlarca dolar kazandığı biliniyor. Her kuruşunun vergisini ödediğini söylüyor. Milyonlarca tohum sattım. Milyonlarca tohum. O tohumları, onları satmak için iyi bir nedenim vardı. Uyuşturucuyla savaşta Amerikan hükümetini yenmek istedim. Gerçekten çok para kazandık ve hepsini dağıttık. Buna yalnızca Amerika Birleşik Devletleri değil, Kanada ve tüm dünyada marihuana'nın yasal olması için başlattığımız toplu bir hareket için harcanan milyonlarca dolar da dahil.
Birçok ülke marihuana'nın keyif amaçlı kullanımına göz yumuyor. En bilineni 1976'da düşük miktarda esrar bulundurmayı ve satmayı serbest bırakan Hollanda. İspanya, İtalya, Portekiz ve Belçika'da bu konuda daha toleranslı bir tavrı benimsedi. Ama Birleşik Krallık 2009 Ocak ayında marihuana yasalarını sıkılaştırma kararı aldı. Federal Amerikan yasalarına göre esrar satmakla marihuana tohumu satmak arasında bir fark bulunmuyor. Emery'nin Amerika'nın en çok arananlar listesinde bulunmasının nedeni bu. Hükümet onun iadesini istiyor ama Kanada bunu kabul etmiyor. Birleşik Devletleri iade edilirse Emery yıllarca hapse mahkum olabilir. Excellent. Mükemmel. Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı'nın hakkında böyle güzel şeyler düşünmesi koltuklarımı kabartıyor. Beni kötü adam ilan ederek biraz abartıyorlar. Geri döndüm. Marihuana dünyada tartışma yaratmaya devam ediyor. Ülkemin yasalarını çiğnemiş olmaktan gurur duymuyorum. Ben yalnızca alkolden farklı olmayan bir maddeyi satıyordum. Ve şahsen yaptığım işten gurur duyabilmeliyim. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Yaşam dünyanın her yerinde gerçekten çok zor. Çoğu zaman endişeye kapılıyoruz. Çoğu zaman depresyona giriyoruz. Yaşam dünyanın her şeyinde gerçekten çok zor. Çoğumuz zaman zaman endişeye kapılıyoruz. Çoğumuz zaman zaman depresyona giriyoruz. Bunu değiştirmek istiyoruz. Ve çoğu durumda bu değişimi kanabis sağlayabiliyor. İnsanlar onu bu yüzden kullanıyor. Hepsi bu. Kesin olan bir tek şey var. Bugünkü marihuana bitkileri atalarına hiç benzemiyor. Bir zamanlar daha etkisiz ve değersiz olan bu ot artık çok daha güçlü ve altın değerinde. Tohumları şimdi alır mısınız?